akşamlar efendim, masama hoş geldiniz. Bu akşam masamda yine bir enerji topuyum. Neden? Çünkü yine tiyatrocu dostlarım, meslektaşlarım ve sizin ekranda çok ama çok sevdiğiniz bir çift var. Hadi sürpriz olsun, başlıyoruz, buyursunlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şak 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 şak. Televizyonda sizi görüp sen komple diziyi izleme, ben sizin bölümleri izle bir güzel hayran ol. Şimdi karşımda sizi göreyim. Ne güzelmiş. Sevgili Neslihan Yeldan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Özlemiştim sizi. Vallahi ben de özledim. Aynen öyle, ve Fatih Koyunoğlu ile ilk defa tanışıyoruz şu anda. Ya öyle değil mi? Aslında tanıştık biz seninle. Sizin rahmetli Onur Bayraktar falan Terk diye bir oyununuz vardı. Ay evet, evet. Ben Bolu'ya turneye götürmüştüm sizi falan. Öyle işte mi? Orada, ay evet, canım. Evet, Onurcuğum nurlar içinde yatsın, biricim benim. Şimdi bu masada konuşulacak çok şey var tabii ki. Çünkü... Şimdi seyirciler sizi ekranda İstanbullu gelinle çok tanıyor, çok seviyor ama sizler aslında yıllarını tiyatroya vermiş çok kıymetli sanatçılarsınız. O yüzden ben istiyorum ki bu akşam masada aslında sizin o farklı yönlerinizi ve o kariyerinizin detaylarını konuşmak istiyorum. Konuşalım efendim. Hazır mısınız bunlara? Çok hazırız. Hatırlıyor galiba. Musunuz dünden bugüne ne, hangi projeleri yaptınız filan? Yani. Bazı sürprizler çıkabilir bana. Bunu nerede oynamışım? Bu hangi diziydi? Hangi oyundu filan diyebilirim. Unutuyorum ben ya. İlk Yalan Rüzgarı'ydı değil mi? Yalan Rüzgarı. Ama Neslihan, sen çok iş yaptın ya. Sen tiyatroda da televizyonda da. Yaptım şükür. Yaptın arkadaşım. Herkes bunu bilecek. Evet. Az sonra buradayız hanımlar beyler. Yani masa, işte böyle bir masa ve sizi bekliyoruz. Buyursunlar. Bir Fatih, bir Neslihan olarak gitmek arzusundayım. Ben hep Neslihan bekliyordum. Ya canım, onlar birkaç yıl önce sadece. O kadar eski. Herhalde canım ya. Ben de ne biçim sunucu ya. Hadi bunu oku deyin, onu da iyi okumaya, iyi anlatmaya, bir fıkra anlattı, güzel anlatmaya çalışırız. Sen gördüğünüz, biraz yeteneklisin galiba. Bilmiyorum, işte küçük bir şeyler var. Birden kadrajdan çıkıyorum falan. Yani hepimizi tek tek böyle seçti. Ben bayağı çok mutlu oluyorum ya. Ya harika, bayağı bir havaya şey falan giriyorum. Harika bir yani şey. Yani hakikaten havaya giriyorum. Ki ultrason görüntülerini bile bulabilir misiniz gibime geldi. Ne? Doğan'ın zaten enerjisi çok evine oturma yüksekti. Odasına geldi. Bir dakika hanımefendi, biz buraya sizden özel blok olarak Cenk yönetmenim, binlerce kez teşekkür ediyorum çünkü bize çok güzel bir saat geçirdim. Şimdi notlarım çok tabii, yani dünden beri çalışıyorum. Nedir bu arkadaş? Şimdi sizden rica edeceğim. Masada ne zaman çoklu konuk olsa böyle böyle, yani bir Neslihan bir Fatih, bir Fatih bir Neslihan olarak gitmek arzusundayım. Ben hep Neslihan bekliyordum. O zaman niye Fatih? Fatih var burada. Bilmiyorum. Arabayı kullanmak için. Arabayı kullanmak daha için. Daha çok Neslihan. Çok iyi. Hadi o zaman şimdi son dönemin en popüler, en sevilen işlerinden biri olan İstanbullu Gelin'den bir bahsedelim önce. Nasılsınız sette? Uyum nasıl? Önceden tanışıyor muydunuz? Sonradan bu aşk doğdu dizide, biliyor muydunuz başta? Ya şöyle bana. Bir şey oldu. Birinci sezon benim oynadığım karakter çok pejmürde, böyle salaş, makyaj yapmıyor, saçını yapmıyor. Böyle bir kadındı. Ben de sürekli ortada şey diye dolaşır. Bu kadının aşık olması lazım. Bu karakter hemen aşık olsun. Paralel gitsin özel hayatımda, gerçek hayatımda falan diye de içimden evrene enerjiler yolluyorum. Evet. Sonra bana bir aşk yazdılar ikinci sezon. Sen hemen güzelleştin evet, tabii. Evet, çok güzelleşmedim ama ama Fatih'le böyle güzel bir uyum yaşadık. Ben onu çok seviyorum, onun partner. Çünkü birbirimizi tiyatrocuda olduğumuz için, öyle ya, kökenli olduğumuz ve aynı okuldan olduğumuz için iyi anladığımızı ve aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Galiba bu da seyirciye yansıyor. Aynı fikirdeyim. Sen neler söyleyeceksin Fatih'ciğim? Aynı gelişti. Yani çok geçen sezon alakasız bir karakterdi. İşte dizide Esma ile Faruk'un arasında bir tenis topu gibi gidip gelen ciddi iş adamım falan. işte bu aşkı yazdıktan sonra çok kontrolsüz aşık, ne yapacağı kestirilemeyen, saatli bomba gibi, ne zaman patlayacağı da belli olmayan falan, böyle bir abuk sabuk bir şey oldu. Aslında en baştan da riskliydi yani. Çünkü hard akan bir dramanın içinde bu kadar iki tane renkli karakterin çok renkli aşkı, sanki araya başka diziden acaba parça mı attık gibi etkisi de yaratabilirdi. Ama bu Neslihan'la beraber olan uyum, işte yönetmenlerin bakış açısı, senaristlerin yazım biçimi falan ortaya çok keyifli, seyirciyi de ikna eden, o dizinin içine uyumla süren bir şey çıktı. Biz vallahi de çok uyumlu çıktı. Çünkü ben diyorum ya, sizin sahneleri gördüğüm zaman dizide kalıyorum. Yani ay, buradan ne güzelmiş. Duyuruyorum. Dilo sahneleri abartın dermiş. Çünkü
karakterler de tıpkı bizim gibi aşık olduklarında aslında karakter oluyorlar ya birazcık. Evet. Sizin tipler de öyle oldular galiba, öyle değil mi? Evet, çünkü kendilerini buldular yani. Yani aşık olunca bir saçmalıyorsun, ne yapacağını bilemiyorsun ve seyircinin sevdiği samimi anlar onlar. Evet. Onları koydular senaryoya ve onları böyle şuradan gelerek de ortaya çıkarttığımız için aynı okulun öğrencileri olarak da bir de komik oynuyorsunuz ama. Yani ya çok trajik hallere de düşüyorlar. Düşüyorlar sonra, ama hani yakalanmamak komik için sen kahvaltı hazırlıyor da sen bak onları çok net hatırlıyor. Biliyor. Oralara gerçekten gülüyorum. Çünkü benim işim komedi olduğu için ben beni güldüren şeylerden hoşlanıyorum. O yüzden dramaları izleyemem. Beni affetsinler. O anlamda işte sizi çok severek izliyorum. Peki nasıl hazırlanıyorsunuz? Geceden senaryolarınız geldi. Ertesi sabah sahneyi çekeceksiniz. Öncesinde kendi yönetmensiz bir kendinizle bir paslaşmanız oluyor mu? Tabii tabii. Bir, işte bir ezber geçerken, bir prova alırken falan işte o diyor bak ben burada böyle bir şey yapacağım, haberin olsun falan, ben ona falan. Sağ olsunlar sette iki yönetmenimiz de yani bizi birazcık bu konuda da belli ölçüde serbest bırakıyorlar. Hani sadece senaryoya bağımlı kalmayıp bizden gelen şeylere de çok kıymet veriyorlar. Ben bunu her fırsatta söylüyorum. Hayatımda ilk defa bir dizi setinde, sen de çok iyi bilirsin yani dizi böyle bir haftada apar yani dakikalarca şeyi yetiştirmek falan filan. Oyunculuk bazen yani çoğu zaman ikinci planda kalır. Evet. Yani onların derdi günü yetiştirmek falandır. Ama ilk defa bir dizide bir oyunculuk hadisesine bu kadar kıymet verildiğini, yani bu kadar önem verildiğini ve defalarca istedikleri olana kadar ve oyuncudan gelen şeylere de ilk defa bu kadar kıymet verildiğiyle karşılaşıyorum. Böyle olunca bir takım oyunu olmuş oluyor ve bu da seyircinin şu anda bizi sevmesinin sebeplerinden büyüğü de bu diyebilirim yani. Bence ben kendi adıma böyle söylüyorum. Haklısın. Ya, dramaturjiye çok önem veren dizi yönetmenlerimiz var. Bu anlamda çok şanslıyız çünkü biz de okullu oyuncular olduğumuz için ona bakıyoruz. Yani ben hemen burada nasıl davranır, nasıl konuşur, nasıl hisseder, nasıl hareket edere bakıyorum. Yani düz dizi oyunculuğuyla gidemiyoruz tabii. Öyle bir konservatuar geçmişimiz olduğu için, Yıldız Kenter'in öğrencileri olduğumuz için. Yönetmenlerimiz de bunu seviyorlar. Bizim doğaçlama yapmamıza da izin veriyorlar. Bu da bizi özgür kılıyor. Özgür olunca oyuncu daha çok şey çıkarıyor, biliyorsunuz. Işte. Sokakta nasıl tepkiler var peki? Birbirinize soruyor. Hep soruyor. Nerede yani seninki filan? Bana hep öyle geliyor. Yani. Ne diyorlar mesela? Ne yapıyor? İşte o üstündeki neredendi falan. Şaka yapıyorsun. Tabii. Öyle bir şey oluyor herhalde. Onu getirmeyecek misin şimdi? O da buraya gelmeyecek mi? Yani atıyorum bir yerde kahve içiyorum. Teyze de gelecek mi? Senem de gelecek mi? Falan hep böyle. Bizi gerçek hayatta da beraber zannedip ya da bizi yakıştıranlar da var. Ay siz birlikte olsanız da siz çok iyi bir çiftsiniz falan diyenler var. Ben de en sonunda dedim ki Fatih evli. Lütfen kısmetimi kapatma Fatih diye bir tane story attım. En güzelini yaptı. Evet, Fatih evli ve dünya tatlısı bir Ayçacık'la evli. Onu çok severim ben. Buradan ona da selamlarımızı söyleyelim. Ve bundan sonra ne olacak anlatmayacaksınız değil mi? Bizi de bir hafta önceden öğreniyoruz yani. Tabii ki. 4-5 bölüm ya sonrasını bilmiyoruz. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Boş ver benim sorumu, saçma, ben şakadan soruyorum. Bilmememiz daha heyecanlı. Sürpriz. Çünkü onu tabii bekleyeceksin falan değil mi? Tabii. O gün gelecek falan, öyle bir her şey hafta senaryoyu heyecanla bekliyorum. Ne olacak bu hafta, başımıza ne gelecek diye. Ne mutlu size. Burada da hazır bu vesileyle buradan tüm ekibe bizler de selamlarımızı iletelim. Teknik ekibinden kamera önüne arkasına. Çok şahane bir ekip. Ve her zaman masada söylediğim gibi drama çeken herkes kahraman benim için. Aynen. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Allah size sabır versin. Tamam. Ve yolunuz hep daha da açık olsun. İnşallah deyip, hep beraber. Hep beraber deyip şimdi dönüyorum eski günlere. Allah. Allah. Ne kadar bak eski. Şimdi, şimdi seni ne kadar eski seven, olduğuna bağlı. Şimdi seni delicesine seven seyircin ekran karşısında şu anda seni izliyorlar. Merak ediyorlar. Yani neler geçmiş Neslihan'ın başından diye. Ah, 25 neler. Şubat'ta bu masada İstanbul'da bitmez o. Dünyaya geliyor ve küçük yaşlar itibaren oyunculuk ve tiyatro merakı olduğu için hayatını ve eğitim hayatını ay hep çok bu şekilde komiksiniz ya. İşte küçük Neslihan. İşte o zaman başladı tiyatro hayatım. Ay çok tatlısınız, neleri bulmuşlar. Çok tatlısın hakikaten ama baksana. Bu fotoğraflar onlar annem ve babam değil, tanıdıklarımız bizim bu arada ama ay tipe bak ya.
Ama aslana benzemiyor muyum burada Fatih? Yani aslan bana benzemiyor. Bak şimdi 1980'li yılında orta oyuncular tiyatro topluluğuna gireceksin, sonra Devlet Konservatuar tiyatro bölümüne. Hatırlıyorsun o günleri elbette. Ya canım onlar birkaç yıl önce sadece. O kadar eski. Herhalde canım ya, ben de ne biçim sunucu ya. Ne diyorsun? Hatırlıyorsun filan demek kardeşim. Yani beni üzdü. Şimdi Ferhan Şensoy'la filan böyle ustayla, üstadla filan çalışıyorsun. Hep ustalarla çalıştım çok şükür. Bana şimdi şunu ne olursun söyle. Tiyatro aşkın nasıl başladı ve keşfedilme hikayen var mı? Yani seni kim keşfetti de ya bu kız sahnede bir acayip dostum dedi. Vallahi eğer nöbetçi tiyatro, orta oyuncuların amatör kadrodan oluşan nöbetçi tiyatro sınavına girip de Ferhan Şensoy beni orta oyunculara almasaydı belki de beni kimse keşfetmeyecekti. Çünkü ben bir tasarımcı olma yolunda ilerliyordum. 13, 14, 15 yaş hep böyle çizimlerle dolu. Moda tasarımcısı olma niyetim vardı. Evet. İngilizcem iyi olduğu için üniversite sınavında hep İngilizce ile ilgili bölümler, işte İngiliz dili, filolojisi falan filan. Bir üniversitenin, Ankara'da bir üniversiteyi kazandım. Ailem beni göndermeyince ben bir sene bir tiyatroya bakayım ne oluyor derken 18 yaşından itibaren sahneye çıktım. Hiç amatör çalışmadan direkt karşımda Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Öztekin'le hava atıyorum, kusura bakmayın canım. sahneye çıktım ve ondan sonra da oğlumun doğumunda bir yıl çalışmadım ama hep sahnedeydim. Beni keşfeden Ferhan Şensoy ise odur. Şensoy diyelim, yani ona çok şey borçluyum. Ustamıza. Evet, selamlar, sevgiler. Selamlar, saygılar, tamam. Her şeyler, hürmetler. Ve zaten ondan sonra sahiden sahne derdin inmedin. Kent Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu, BKM ki BKM'li zaten bir Demet Tiyatro'daki müthiş bir çıkıştı. Hala gün gibi hatırlarım karakterini. İstanbul Halk Tiyatrosu, Duru Tiyatro. Birçok toplulukta da aslında yer aldın. Evet. Televizyon işleri de yaptın ama sanıyorum Yaz Evi senin ilk işin değil mi? Televizyona çıkışın. Hatırlıyor musun? Yıldız Kenter, Müşfik Kenter olduğu bir dizi. Konservatuvarın iyi öğrencilerini seçti. İyi ve çalışkan. Çalışkan mesela tabii ben ki. Diziye gönderilmedim. Neden? Tembel çünkü. Tembel bir işi gücü Ondan matraklık. Önce TRT'de de bir küçük işler vardı ama o zaman minik minik bir skeçler, bir şeyler yaptık ama Yaz Evi ilk dizi olarak Yıldız Kenter'in kızı olarak o dizide oynadım ama onu çok az insan hatırlıyordur. O kadar popüler yani bir dizi değildi. Şimdi televizyondan şöyle sana bir dünden bugüne yapacağım televizyon ve sinemada. Eyvah. Ama tiyatro senin için neydi mesela? Hala sana sorduğumda ne hissettirir sana? 18 yaşında çıktığımdan beri bu yaşıma geldim. Hala tiyatrosuz bir yılım oldu ve hep sahnedeydim. Oğlum karnımdayken sahneye çıktım. İşte doğumun ertesindeki ilk yıl tabii ki biraz ona bakabilmek adına, onunla birlikte olabilmek adına bir iş yapmadım ama aslan karnımdayken de sonrasında da hep kulislerde olduğu için şimdi mesela o da tiyatrocu olmak kaç istiyor. Aslan, aslan 11 yaşına girmek üzere. Güzelim, ne güzel, ne güzel. O da tabii hep benimle kulislerde mecbur çocuk. Olduğu benim için. Gibi çocuğu da kirlettiniz işte. Beni de senin gibi büyüte. İşte. Yani bu kirlenmek gibi değil bu inşallah. Çok güzel bir kirlenme. Güzel bir canım, yani kirlenmek. Başarılı olursa onun da yolu tiyatroda, sinemada, dizilerde açık olsun ama daha mutlu olacağı bir iş varsa onu yapsın. Hiçbir zaman sahneden kopmadım, kopmayacağım. Bunu ölene kadar da yapacağımı düşünüyorum. İnşallah sağlığım el verir sahnelerden. Verecek bir tanem, daha da güzelleri olacak. Inşallah. Çünkü şu anda da seni izlemek isteyen, yakından görmek isteyen tüm sevenlerin Yen oyununda ve de Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununda seni zaten izleyebilecekler. Evet, evet. Bu güzel bir müjdeli haber. Bilmeyenler varsa internetten araştırabilirler. Biz de o sırada dünden bugün esine bir gidelim. Bakalım heyecanlı. Bizden neler sakladı, sandığa neler gömdü. Heyecan. Ama biz bunları unutur muyuz? Unutmayız. Asla. Yapmayın bana bunları. Buyursunlar gelsin. Artık bizi hiç aramıyorlar Selam. Tabii buldular fıstık gibi kızı, bizi unuttular. Evet Gülseren, söyle bakalım. Üç tarafı denizlerle çevrili kara parçasına ne denir? İki sene evvel aynı sıcak Kenya'da da vardı. Değil mi hakim? Ben bir şey yapmadım. Adamın biri gelip asıldı. Benim suçum. Mükemmel isim değil mi doktor? Yani bu kadar olur doktor.
haberin yok mu? Ailenin iki çifti apar topar Nepal'e gitti. Bir hikaye dönmez. Biz seni ararız. Hadi güle güle. Kaç git buralardan. O para senin artık. Dur kızım, neredesin sen ya? Arabalar falan geçiyor. Bizi terk etti. Beni, çocuğunu. Belki biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Anlamaya çalış. Bir daha sen bakayım. Ya şimdi olmaz. Bir daha sen söyle. Kulağın sen. Kulağın gel. Özellikle Tunç'la tanışmanı çok istiyorum. Tunç buradakilere pek benzemez. Görüntünüz hoş. Ve güven verici. Kimmiş o? Adanalı Sanlıların kızı. Kızım, Otriş nerede kaldı? Sizinle yarım kalan ne kadar çok işimiz var değil mi? Ay baba, ne olur bırak gitsin çocuklar. Hayır, olmaz öyle şey. Bu arabayla gidecekler. O kalabalık niye toplandı burada bakayım böyle? Aşk olsun hakim hanım. Ne işin var senin Kara Murat'la? Bir işim yok abla. Yardım etti o bana. Ben yıllardır bu işi yaptım. Hayırlı işler. Beni karıştırma. Sami. Dikkat et. Gel. Sami. Karım, seni güzelce içeriye bir şeyin kalmaz. Eliyle koymuş gibi bulur beni. Bana yardım et. Birini bul bana. Dalga geçiyorsun ama aslında bana teşekkür etmelisin. Haklısın. Ben arkaya oturuyorum, Sibel'cimin yanına cam kenara. Hadi. Nereye istiyorsan oraya git. Sesinin yayına gitmesi senin suçun değildi. Akif. Merhaba. Bu saatte beklemiyordum seni. Evet. Ay ne güzelmiş ya. Bunu istiyorum tabii ki. 96'dan bugünlere geldik Neslihan. 90 daha da geçmişi var da işte. Var tabii işte. Vay be. Bu kadarını yapalım dedik biz ya. Yeter yeter, daha geriye gitmeye gerek yok. Ya bir Demet tiyatroda ben hatırlıyorum. Ya hayat dururdu ya. Dur, neydi oradaki adın? Freya. Ay Freya. Ay ya, hakikaten. Herkesin böyle ayrı küçük büyük starlar olduğu bir diziydi yani. Ve BKM ve Yılmaz Erdoğan'dan sonra işte sahnede Güldürü'nün televizyona çekilmesi diye bir şey var işte. Aynen. Şimdi bizim yaptığımız onun öncesi tabii, işte bir Demet tiyatroydu. Bir de hep çok güzel ekiplerin arasında olmamış mı? Yani olmuş. Kent oyuncuları, ses tiyatrosu, kesinlikle. Ondan sonra... Orta oyuncular orta. Ve hem dramada hem komedide de... Hepsini yapabilmişim. Sen gördüğünüz... biraz yeteneklisin galiba. Bilmiyorum, işte küçük bir şeyler var. Yani bunu görmek çok güzel bir şey. Yani bir komedi, bir dram gibi bir şey olmuş bu. Şimdi bir şey söyleyeceğim, güzel çok olmuş. Az biliyor musun? Bak yani iki sene oldu bu masada, birçok meslektaşım, birçok ustam vardı, oturdu. Ama hani komedi ve dramayı bu kadar harmanlayarak ve üstüne rol yapışmadan ilerlemek bence çok büyük bir hizmet gibi bir şey. Rol yapışmıyor da komediyle dramayı yapan var bir sürü oyuncu. Var ama ya, bu kadar değil, inan bana. Şu an ben bile şaşırdım. Sahiden. Gerçekten. Yani evet. İzliyorum ama her programda söylüyor bunu her gelin. Yok canım, o kadar da değil her yani. Her programda var. Hayır, aşk olsun. Lütfen bundan sonra her programda söylemeni rica edeceğim. Neslihan Yelda'dan sonra. Ben de açıyorsun. Sen diyeceğim, tamam mı? Evet. Peki sana sorduğumda güldürmek mi, hüzünlendirmek mi, ikisi de mi, farkları ne, hissettirdikleri ne? Birini çok oynayınca diğerini özlüyorum ben. Mesela Craft'ta ikinci sezona geldim ben Yen oyunuyla. Yen ağır bir oyun, dramatik bir oyun. Geçen gün bir komedi seyrettim. İki kişilik bir komedi oyunu seyrettim. Dedim ki bir iki sezon komedi yapmaya ihtiyacım var. Çünkü ruhum, bedenim onu istiyor. Yani o hafifliği, o insanları güldürmeyi istiyor. Yen'de insanlar çok etkileniyorlar bizim oyunumuzdan ama ağır bir dramdan çıkıp kapıda toparlıyoruz biz seyirciyi falan. Biraz komediyi özlediğimi söyleyebilirim. Yani şimdi şeyde yeni görüntüleri bunlar. Evet, televizyonda yapıyorum ama kapıda seyirciyi nasıl topu böyle kolay yapıyorlar. Vallahi ağlıyorlar ya. Işte. Vallahi kapıda ağlıyorlar. Yemin olursa, ederim sana. Evet, görüntüler Yen'den. Sevgi, olasılıklar ve tehlikelerle dolu bir dünya. Yen yalnız başına ve sınırlar olmadan büyümek zorunda bırakılmanın hikayesini anlatmaktaymış efendim. Yazan Anna Jordan, çeviren Fatih Gençkal, Zeynep Gültekin, yöneten Çağ Çalışkır, yine biricik dostlarımdan biri. Selam buradan. Mekan yönetimi Cansın Şenel, oynayanlar Bora Akkaş, Berker Güven, İdil Sivritepe ve Neslihan Yeldan, diğer oyunculara da gerçekten ekibe çok zor sevgiler. Bir oyun.
Çok çok zor bir oyun. Ama ilgi çekici. Oynaması da çekici. Seyretmesi de çok zor bir oyun. Ne güzel işte ama yeniden daha çıkıyorsun. Çok mutluyum. Hop çok bir mutluyum. Yaz gecesi rüyasına gidiyorsun. Evet bir de o var hayatımda. Yani, bunda da Shakespeare diye. Ya bu yani da, dünyanın en büyük yazarı var önümde. O da boru evet, değil hakikaten yani. Hakikaten dünyanın en büyük yazarı ya. O da onu da oynamak zor. İşte bu kariyerimin en zor, en yoğun sezonunu yaşıyorum ben. Çok şükür. Evet. Aslan azıcık şikayetçi olabiliyor bundan. Tabii, ama işte elde için. Etme işte herkesi de mutlu etmeye ama çalışıyorum. Ama işte bu zamanlar da her zaman olmuyor yani. Olmuyor, şimdi olmuyor, bir yaz şükür. Gecesi rüyası demişken aşk ve rüyalar üzerine yazılmış en muhteşem komedidir. Danslı müzik ve görsel gerçekten bir şölendir. Öyle. Adeta aynen bilmeyeni konservatuvarda döverler yani. Öyle oyunlardan bir tanesi. Onun da bir görüntüsü var, bantı var. O bir gelsin ne olur, üstüne konuşalım. Alexander Popovski efendim yönetmiş, oyuncu kadrosu oldukça kalabalık, 2 saat 15 dakikalık bir oyun, kaçmaz bir oyun benim listelerim arasında açıkçası. Bekliyorum. İkisini de bekliyorum. Kendimi ayıracak bir zamanım olursa mutlaka izlemek istiyorum. Bence devam. Mutlaka. Harika. İnşallah gidiyorsun. Sağlıkla hep birlikte. Harika yani. Gidiyorsun. Haftanın kaç günü oynuyorsunuz bir yaz gecesini? Aylık programımıza göre değişiyor. Haftada bir onu iki yen oynuyorum. Haftada 3 ya da 4 oynadığım haftalar oluyor. Tabii şimdi bu televizyondaki dizideki rolünden de görüp oyuna gelip seni yakından tabii, görmek tabii, isteyenler tabii, oluyor değil çok, mi? Takipçiler, o da pahalı seyirciler çok merak ediyorlar. Orada da bambaşka bir şey görüyorlar. Tabii. Şaşırıyorlar tabii ama o tarafımızda var işte. İşte televizyonun gücü bu ama. Evet. Yani tiyatroya tabii, da en azından ne olursa olsun insan çekmeyi yani başarabiliyoruz. Tiyatroya seyirci kazandırabiliyorsak ne mutlu bize. Kesinlikle. Şimdi sen biraz dinlene dur. Çünkü peki, ben olur. 1979 senesinin evet. İstanbul'una gideceğim. Ve oyunculuğa 98 yılında Bahçeli Evler Belediye Tiyatrosu'nda Çanakkale Geçilmez Destanı oyunuyla başlıyorsun. Sen de oldukça heybetli bir eserle kariyerine başlıyorsun. Ve sonra zaten sen de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümüne gideceksin. Anneciğim. Ama şu tatlış çocuğa bir bakınız hele. Düşünceli bir çocuk. Değil mi? Ağırbaşlı. Yani öyleymişim çocukken evet. Değil mi? Öyle hep izlermişim böyle. Sen de sanıyorum erken yaşta ne olmak istediğine karar verenlerdensin diye düşünüyorum. Doğru mudur? Biraz sinirliydi annem işte. Biz onunla beraber büyüdük işte. 16 yaşındayken falan ben doğmuşum işte. O da böyle hep böyle iktisat iş, evet çok işte kardeş zannederlerdi zaten. Ay. İşte çok hep böyle iktisat işletme öyle bir şey okumamı hep çok istiyordu. Önce Bolu'yu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde iktisat okudum 5 sene. 5 sene boyunca orada da hep tiyatro yaptım üniversitenin tiyatro topluluğunda falan. Ailemi ikna edebilmem benim tiyatrocu olacağımı 5 sene sürdü. Sonra baktılar ki okul bitmiyor. Çocuk bitirmiyor başka çocuk bir çünkü. İşe de yapamaz. İşte orada hem yönettiğim hem oynadığım bir oyunu izlemeye gelmişti annem. Sonra dedi ki yani şu yaşına kadar senin gözlerinin böyle parladığını görmedim. Selama çıktım. Ne istiyorsan yap dedi. Sonra işte 23 yaşında konservatuara girdim. Ben de Yıldız Kenter'in öğrencisi oldum. Ondan sonra bu sefer açığı kapatacağım diye yani insanüstü çalıştım. İkinci sınıfa geldiğimde Bakırköy Belediye Tiyatroları'na Müşfik Kenter'in yönetmenliğinde girdim. Hem okuyup hem çalışıp hocam. Falan. Evet, Bakırköy'de 6 ayrı oyunda birden oynayıp okula yani yetişmeye. Bayağı ikinci adenin mahkumu Klakson Borazanlar Bırtlar Yaşamı Kıyısı'nda Melih Cevdet. Kadınlar da savaşı yitirdi ve bunlar Sezuan iyi insanı. Teneke sevgili seyirciler bunlar gerçekten şahane oyunlardır. Yani her oyuncunun şansı değildir bu oyunları oynamak. Sonrasında zaten kendi tiyatronu açıyorsun. Evet, düşün. İşte. Değil mi Ayça ile beraber, eşinle beraber. Tiyatro adamı ya işte 8 arkadaş kurduk. Ayça da ondan sonra. Ben Ayça'yla tiyatroda tanıştım. Önce tiyatro adamı kurduk. Sonra yuvamızı kurduk. Şimdi tiyatroda aslında tanışıp bir de oğlumuz var Ali. 10 aylık. O da şimdi kulislerde. o da büyüyor. Senin gibi yani. 2007 yılında sen kendi tiyatronun eşinle beraber sahibi oldun. Ve o zamandan beri çok güzel oyunlar var. Öyle değil mi? Var. Ki şu an İntihar'ın genel provası var. Bir de Kafkas'ta Beşir Dairesi oynuyor. 2 oyun birden oynuyor. Ben Kafkas'ı oynuyorsunuz. Ben de oynamıştım onu. Harika. Müşik Hoca'yla konservatuvardayken.
oyundayken. Evet. Büyük şans. Çok yani. Güzel oyundur. İki oyunda birden oynuyor musun? Yok, bu sene sadece intiharın genel provasında oynuyorum ama geçen sezondan Nazım Hikmet'in İvan İvanoviç var mıydı yok muydu yok oyunumuz muydu? Var. Ara ara onu da oynuyoruz. İşte diziye gidiyoruz, setlere gidiyoruz. Yani sürekli koşturmaca içinde geçiyor. Ama ben de Neslihan gibi düşünüyorum. Yani hep sahnede olmayı arzu ediyorum. Yani işte başladığımdan beri de her sezon sahnede oyunum oldu. Genelde de birden fazla yani oyunum gerçekten oldu. Gerçekten bayılıyorum size. 7 yıl oldu tiyatro yapmayalı ve çok perişan yani, durumdayım. Yapmalısın bence. Ben izledim senin evet, oyunlarını. Evet. Teşekkür ederim. Oyun arıyorum aslında. Oyun ve iyi bir sahne arıyorum. Bakalım işte inşallah i̇şte bir sene sonra. İşte en zoru da o. İyi en bir zoru tekst. O. Şansım çok ustalarım sağ olsunlar. Hı. Hepsi gel kızım burada oyna. Arkadaşlarım da keza öyle ama tekst bulmak çok zor. Evet. İntiharın genel provası dedik. Şu anda seyircilerimiz Fatih'i yakınen görmek isterlerse ve tiyatro aşkını yaşamak isterlerse gidebilirler. Görüntülerimiz var oyunla ilgili. O bir gelsin. Üstüne konuşalım. Buyursunlar. Var koyu var, eşsiz manzarası var. Böyle proje başka nerede var? Marinası, AVM'si, havuzda çocuk sesi. Her köşede restoranı, kafesi. Haydi hopla, haydi zıpla, gelecek güneşli bir rüya, böyle fırsat ele geçme. Duşan Kovaçeviç yazmış oyunu. Yöneten Emrah Eren olmuş. Evet. Erdem Akakçe, çok selam canım, sevdiğim arkadaşım. Fatih Koyunoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk oynamakta. Hepsine selamlar olsun. 20. yüzyılın Balkanlardan çıkmış en keskin kalemlerinden biri olan Emir Kusturica'nın Underground filminden yola çıkılan bir oyun. Seyirciye ne vaat ediyor? Niye gelsinler? Yani seyirci, yani kendi yani kurt neden ot yemez diye bir sorunun cevabını arıyoruz hep birlikte. Wow. Seyirciye bir kere kahkaha vaat ediyor. Aynı zamanda hüzün vaat ediyor. Yani bizim bir kere çok bir kere yani kendimi dışında tutayım. Kibirli davranmak istemem ama çok seçilmiş özenli oyunculukların olduğu ve yani bizim de çok eğlenerek oynadığımız bir metin. Bunu vaat ediyor. Yani birlikte eğlenebiliriz yani, bunu vaat ediyor. Ne güzel. Seyirciniz nasıl? Tepkilerden çok memnun güzel, musun? Çok güzel gidiyor. Yani işte 25 oyun oynadık. 2,5 ay içinde. Harika bir şey. 25 yılda gittiler. Ben de seyrettim. Çok keyifli bir oyun. Turnelerimiz de öyle dolu dolu geçiyor vesaire. Yani insanlar duydukça da birbirlerine tavsiye ediyorlar belli ki. Yani iyi gidiyor. Yani. İzlenmeli diye not düşüyorum ben de kendime ve seyircilerimizi izleyelim diye. Tiyatro Adam zaten internette, sosyal medyadaki hesabından da oyuna ulaşabilirsiniz ve gidebilirsiniz. Yeter ki gitmek isteyiniz diyoruz. Peki sonrasında tiyatro aşkın yanıp tutuşurken televizyonla, kamerayla ilk buluşmanı hatırlıyor musun? Teklif nasıl geldi? İstedin mi bunu yapmak mesela? Televizyon mu? Evet. Yani ben hep mesela kimileri bazen şey der, aman işte dizide mi falan. Ben oyuncuların, yani özendiğim oyuncuların şeyini görüyorum. Onlara böyle sakızdan bir şiir çıkarın. Hadi bunu oku deyin. Onu da iyi okumaya, iyi anlatmaya. Bir fıkra anlat de güzel anlatmaya çalışır. Yani benim için oyunculuk hadisesinin kendisi önemli. Yani sinemada da, dizide de, tiyatroda da hepsini de yapmayı da çok seviyorum. Çok istiyorum yapabildiğim kadar kendi içinde. İlk Serdar Akar'la, yok daha önce ilk Cevdet Mercan'la ben de şanslıydım senin gibi. İşte Çetin Tekindor, Necdet İşler, Meral Çetinkaya falan, Şeytan Ayrıt'ta Gizlidir diye bir dizi. Ben de böyle çaylak bir polis yanlarında komiser yardımcısı falan. Ama Allah'ım yarabbim, normalde o da böyle polisiye falan ciddi bir iş. Ama ben o kadar sakarım ki. Kamera deniliyor, benim aşağıdan şarjör düşüyor, kelepçe fırlıyor cebimden falan.
Sonra kameramanlar diyordu ki eyvah, evet, bu amatör geldi, de bize denk geldi. Onların bak, en sevdikleri. Düşün, birden kadrajdan çıkıyorum falan. Annem de beni hep gömer. Yani dedim anne nasıl buldun falan. Dedi ya baksana dedi, önündekiler gibi efendi efendi dursana, senin hiçbir yerin rahat durmuyor dedi. Dizide mi izleyeyim söylüyorum? Evet evet, dizide izleyeyim söylüyorum. Ay çok şekermiş. Ama onlardan o çok şeyi öğrenmeye çalıştım ama yani tiyatroyla matematiği farklı olan bir iş, ilk işimde büyük patlak verdim. Büyük patlak yani. Verdim evet. Ama olsun, bak şimdi evet, ne güzel işler yapıyorsun. Evet. Şimdi Neslihan, eskiden konuşulduğu zaman böyle meslektaşımız, abi ya dizi şey ya, yani suya yazıyorsun işte para. Para yani, geçim, asıl olan tiyatro falan. Ama şimdi bu değişti, biliyor musunuz? Değişti değişti. Yani dikkat ediyorum böyle, hep masada hep şey diyorlar. Hayır, hele ki ustalarımız mesela asla böyle bir şey söylemiyorlar. Evet. Diyorlar ki ne demek yani, dizi bir oyuncunun yapması gereken bir şeydir. Evet. Ve çok ciddi bir iştir falan diyorlar şimdi yani. Şimdi özellikle bizim diziyi örnek verirsek eğer. Tabii. Zeynep Günaytan oyunculara çok önem veren. Yönetmeni efendim, İstanbul'da dizinin. Evet. Yönetmen yani hepimizi tek tek böyle seçti ve kastımız o kadar iyi ki, herkes o kadar sağlam oynuyor ki hiç izin vermiyor kötü oynamaya, kötü oyuncuyu da seçmiyor yani. Kötüden ziyade artık ciddiye alınıyor yani, değil mi? Televizyonda bu kadar performans da senin ciddiye kadar alman gerekiyor. Özen gösterilen işler zaten seyirciye geçiyor, ciddiye alınmamasına tabii imkan yok. Çok şükür ki böyle bir işin içindeyiz yani, karşımızda hep iyi oyuncular, iyi yönetmenler. Evet. Her dişliğinin, çarkın bütün dişlileri çok güzel işliyor. Bizim dizide, bizim dizi gibi çok iyi işler var şu an. Hepsi sezonda. Ya. Ya çok iyi, çok dramalar var, çok gerçekten güzel işler var. Ya şöyle bir durum oluyor yani, galiba yapımcılar, yönetmenler şunun farkına vardılar. Hani normalde işte esas kız, esas olan, hep biz o hikayeyi takip ederiz ama ya, nasıl yani, değişti şimdi? Yani şimdi evet, bu hikayeyi takip ederiz ama yani bunun haricinde başka dişi hikayelerin tabii olması gerekir. Şimdi bizim İstanbullu gelini böyle bir dağıtıp masaya yaysan, hani 6 ayrı dizinin hikayesi. Ama öyle de olmalı. Artık yani bu yakışıklı yani, çocuk güzel oğlan, güzel yakışıklı, ne konuşamadım. Yakışıklı çocuk güzel kız. Güzel oğlan şey kız artık, değil mi yani? Onlar 3 bölümde bitiyor zaten. Aynen yani, yanda neler oluyor asıl yani, değil mi? Onları oraya taşıyan vesaire, bu sefer kesinlikle de seyircinin de takip edeceği çok daha renkli bir dünya kurmuş oluyorlar. Aynen. Yani o starlık işlerinin falan artık bittiğini düşünüyorum. Yani biraz yani, öyle olmadıkça. Evet evet. Aynen öyle. Kesinlikle ya, hayatın olmaz. İçinden daha samimi hikayeleri daha çok seviyorsun. Evet, hiç kesinlikle öyle. Çünkü evet, o da onlardan biri. Kendini tabii oraya ki koyuyor. Yani, tabii yani ki. Peki, bakalım sen neler yapmışsın. Evet. Buyursunlar. Haklarını okumayacak mısınız? Ne yapıyor? Komiserim, uyum yasası. Şunu versene. Oldu başka? Olmaz, o yeni geldi. Ayva yedik mi yani? Hem de ayvanın kralını yedik. Geldi mi oğlum? Yok baba, bu gece diğer arkadaş geldi. Ben nöbetteyim. Yaptım, gene de yaparım. Ne bu? Bu Söğüt gölgesi mi? Lak 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 lak. Oda numaranız 332. Yedekli kostüm var mı? Var. Sen arıyorsunuz? O yok. Sana ne oluyor taksici? He? Sen kim oluyorsun? Evet ya. Nereden senin deden oluyor? Geç bakayım şöyle sen. Abi sakin ol. Bediye nerede? Yengem içeride ama abi doktor burada bekleyin dedi. Yengem iyi, kötü değil, iyi. Kolundan vurulmuş. Nasıl kötü değil Vedat? Tevfik kardeş, dinle. Nasıl olmuş? İstanbul, Bulgar köylülerin silahlanmasını endişeli gözlerle izleyin. Safiye, ya sana git biraz dinlen dedik de sen burada ne yapıyorsun, böyle kuku mavkuşu gibi oturuyorsun? Hadi. Hiç. Şş, bak bakayım bir yüzüme. Demek kıskandın ha. Şimdi seni bir kıskandırtırım çarşının ortasında. Ya tamam ya, doğrudur. Sana da hiç şaka yapılmıyor ha. İyi gidelim hadi. Melaikelerden daha muhteşem, aklı olmayan hayvanlardan daha aciz kimdir bu? Ne güzel. Ama siz de bunun hesabını vereceksiniz başkomiser. Hem göz altında müvekkillerimize işkence yapıyorsunuz, hem de utanmadan karşıma geçmiş benimle alay ediyorsunuz. Ne güzel. Şişt, hadi beni dinlemiyor. Türkçe de mi bilmiyor? Bak ne yazıyor kardeşim? Kimlere basmak yasak. Ofiste kimse yok dedin. Sürpriz yapayım diye geldim. Pişman ettin ya. Olur mu öyle şey bebişim? İyi ki geldin de şey yani ne yapayım?
Ne diyeceksin kendin için? Valla bir ara anne karnındaki ultrason görüntülerini bile bulabilirmişsiniz gibime geldi. Ya ekibine çok teşekkür ederiz. Benim gerçekten unuttuğum bayağı zaman geçmiş. Yani şahane iş çıkarmışsın. Yani evet, evet hayatım. Sağlık. Çok teşekkürler. Başta Sema Hanımefendi olmak üzere. Çok ekip biraz çalışkan. Valla biraz öyle çalışkan. Çok güzel çalışmış. Ama sunucu da çalışkan, o da çalışıyor. Sunucu. Biraz da beni... Ya bu kadar yumuşak, esnek ve... Konuğunu bu kadar güzel davranan sunucu gördün mü? Yani... Deminden beri onu hayır, düşünüyorum. Hayır, yok ben programlara katıldım. Deminden görmedim. Beri onu düşünüyorum ya. Ya canım ne kadar tatlı bir kere, sunuyor. Akıyor ya, kayıyor ya, her şey. Programı içeriden başlıyor. Sanki çok uzun zamandır bir aradaymışız hissini yaratıyor önce bizim üzerimizde. Onun için de biz de böyle yani... Çok teşekkür ederim. Ya hiç esi yok. Zaten enerjisi de çok yüksekti. Evine oturma odasına geldi. Bir dakika hanımefendi. Yani. Buraya özel blok olarak... Evet. Cenk'cim yönetmenim. Buraya bir özel blok olarak ağır ağır verdi amca. Evet. Ama hayır aslında şu yani... Yaşamak istediğim şeyi yaşatmaya çalışıyorum. Evet. Yani ben de hep empatik programlara gidiyoruz değil mi? Ne yapıyorsun bugünden? Ben şey... Ya tamam sen anlaşılır. Sen şarkı söyle. Çok yoruyor. Ağrıma gidiyor. Evet. Çünkü bir sanatçının bir ağırlığı vardır. Hmm. Bir değeri vardır. O yüzden ona o hakkı vermek gerekiyor. Ya senden başka kimse şunu bu kadar iyi yapamaz hissini veriyorsun bana. Efendim. Ya canım çok benim. Çok gerçekten samimiyetle canım söylüyorum. Çok severek yapıyorum. Sizi dostlarımı da çok seviyorum. Herhalde o yansıyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum da var. Televizyonda devam etmene rağmen tiyatroyu bırakmıyorsun. Evet. Keza aynı. Neslihan gibi. Yen oyunuyla geçen sezon Afife'ye birçok dalda aday oldun. Afife'de ve Sadri Alışık'ta aday oldun. Ve şimdi geldin Afife jürisi oldun. Jürisi oldun. Yani biz tiyatrocuların çok önemsediği bir ödül törenidir. Hepimizin çok saygı duyduğu. Türkiye'nin bir... en büyük tiyatro ödülü. Aynen tiyatro ödülleridir. Ne yapacaksın şimdi? Herkes eşin dostun. Vallahi çok adil davranıyorum. Değil mi? Yani Fatih'in de oyununu seyrettim. Ser veriyorsun vermiyor. Çok nasıl adil davranıyorum. Ben söyleyemem yasak diyeyim. söylemem lazım. Bir jüri üyesinin adil kesinlikle davranması lazım. Ve ne olacağını, nasıl gidişatın ne olduğunu söylemem lazım. 40 tane oyun seyrettim. Maşallah. Hedefim 70 ama 60'a düşebilirim bilmiyorum yani programıma maşallah göre. Maşallah çok mutlu oluyorum. Ama yani bu jüri üyeliği bana gelmeseydi bu kadar oyun tabii ki seyretmeyecektim. Çok şanslısın. Daha çok insan tanımış oluyorum. Daha aynen çok yönetmen, daha çok oyuncu, daha çok sahne. Bu sene benim için kendimi de geliştirmem adına jüri üyeliği bana çok şey kattı tabii ki. Ama ne mutlu sana bak diyorsun ki 40 izledim 70 izleme hedef var. Demek bu kadar oyun, bu kadar açık 140 tiyatro oyun var ve bu kadar çok arkadaşımız 140 bu işe var emek veriyor. Çok evet önemli değil mi? Yani bazı oyunlara yer bulamıyoruz biz. Bu sene, geçen sene falan çok iyi gidiyor tiyatrolar. Evet. Ben bayağı çok mutlu oluyorum ya. Ya harika bayağı bir şey. Bayağı havaya falan giriyorum. Harika bir şey. Yani hakikaten havaya giriyorum. Çünkü hani bizim mesleğimiz için demode oldu diyenler oldu, tiyatro öldü diyenler onlar oldu, planlar yani oldu ya. Yıllardır demode olmayan bir sanat dalı tiyatro. Kesinlikle ve şimdi daha da bir sarılıyor herkes biliyor musunuz? Yani çok uğraşılıyor. O kadar güzel oyunlar seyrediyorum ki. Mesela bize şey geliyor. İşte yen bu ay doldu. Kapalı gişeyiz filan. Ne filan oluyoruz. Geçen sezon öyle değildi ama bir kulaktan kulağa gitti. Gidiyor tabii. Tabii. Ben bazı seyretmek istediğim tabii oyunlara yer bulamıyorum. Arıyorum. Tabii. Ne olur ama lütfen bana bir tane Neslihan Hanım yerimiz yok. İşte gelecek ay bakalım filan. Aa nasıl ya? Harika haberler bunlar. Kesinlikle. Yani bunda Fatih'in sosyal medyanın da çok büyük haklısın, katkısı tabii, olduğunu tabii düşünüyorum. Haklısın. Yani insanlar seslerini duyurabileceği mecralar arttı. Ve gelen seyircinin bir fotoğrafı atıp işte bu oyunu tavsiye ediyor. Yani kendileri insanlar birbirlerine tavsiyede bulunabiliyorlar. Ve ben hani 11 sezondur bir özel tiyatroyu ayakta tutmaya çalışan insanlardan biri olarak şunu söyleyeyim. Yani iyi ya, bir derdiniz varsa ve derdinizde ısrar ediyorsanız mutlaka birilerine denk geliyorsunuz. Ve hayalleriniz bir şekilde gerçek evet olmaya başlıyor yani. İyi işler, iyi tiyatro, iyi film, iyi müzik yani mutlaka ısrar edildiği zaman bence karşılığını buluyor. Birileriyle temas ediyor yani. Ama burada televizyonun ve iyi ki televizyon dizilerimizin de gücünü atlamamamız lazım. Tabii tabii işte. Çok şükür. Çünkü çok büyük kitlelere ulaşıyorsun. Onlar evet seni işte oraya evet kadar takip ediyorlar. Yani güzel öyle bir sirkülasyon evet bu, birbirine etkili olan bir şey. Bu toprakları ilgilendiren ve derdi olan oyunları kendi istediğimiz gibi oynamak için yola çıktık aynen dedin. Öyle. Ve affedersin şurada notlarımda olacak ama Albay Kuşu ilk oyun. Sahnelediğin oyunların içerisinde hep bilindik bildiğimiz oyunlar var. İşte Sezuan İyi İnsanı, Günün Adamı gibi, evet. Kadınlar da Savaşı Yitirdi gibi. Bunun dışında
tiyatronla ilgili bir hayalin var mıdır? Mesela çağdaş yazarlar var mı? Eşimiz, dostumuz, iyi oyun var, yazan dostlarımız. Var işte bu çünkü arkadaşlarla. Çünkü diyorsun ya toprakları ilgilendiren. Aynen. Hani... Yani mesela Balkan oyunu oynamamızın sebebi, şimdi Brecht oynamamızın sebebi de bu. Yani buranın hikayesini ve buralı gibi anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki kendi tiyatro, yani hayalim kendi oyunlarını yazabilen, kendi oyuncularını yetiştirebilen, uzun vadede kendi filmini çekebilen bir yapı olması burası. Bu yolda da gidiyor. Bir de kendi sahnemiz olursa, inşallah, salonumuz inşallah olursa. Şevket Çorukçu'muz gibi değil mi? Dün akşam onun salonunda oynadık. Baba sahnede bizim internin genel provasını. Yani Allah onun kazandığı son kuruşa kadar helal olsun yani. Çok çok kazansın. Çok yani çok kazansın. Tam bir kahraman o da. O çok iş yapsın, evet, yani Şevket abi. Kesinlikle. Canımız bizim sağ olsun. Bütün Arka Sokaklar dizisinden ne kazandıysa gitti tiyatrosuna açtı. Arabasını bilmem nesini satıp her yani şeyini. Aynen, müthiş. Ömrünü bir uzattı insan diyoruz ama. Müthiş bence bir insan. Kesinlikle. Evet. Çok çok daha uzun olsun ömrü. Evet. Sokaktaki ilgiden bahset bana. Sen de ne yapıyorlar şimdi sana mesela? Yani ben yıllardır da... Durur musun? Sarılır mısın? Öpüşür müsün? Fotoğraf çektirir misin? Ya yıllardır dizi yapıyorum. Bu sene acayip bir şekilde sokakta ilgi var. Yani bu sene büyüdü de büyüdü. 3'e 5'e katlandı sokaktaki ilgi. Hep de aslında başarılı dizilerde de oynadım ama bu seneki büyük patlama. Geçen gün bir AVM'de Aslan'ı bir çocuk bölümüne bıraktım. Oradan bir şey alıp geleceğim. Yani yürüyen merdivene gideceğim. Arada da 10 metre falan var. Oturduğum yerle yürüyen merdiven arası. O 10 metrede 5 ayrı kişi gelip fotoğraf çektirdi benimle. Dedim ki dizi gerçekten başarılı. Hiç abartmıyorum rakamı. Haklısın ama çok güzel yani, bir şey ya. Sosyal medyadan sürekli mesajlar geliyor. Instagram'a bir şey koymadığım gün Neslihan Hanım neredesiniz diyorlar. Ne oldu Neslihan Hanım neredesiniz diyorlar. Seyirciyle bu aramdaki ilişkiye bayılıyorum. Yani bir de ben onlara çok değer veriyorum. Okuyorum mesajlarına, cevap veriyorum bazılarına. Hepsine cevap veremiyorum tabii. Onları çok seviyorum. Onlar olmasa biz oyuncu olarak ne yapabiliriz ki seyirci olmasa? Tiyatroda da dizide de seyirciler bizim hayatımızın yarısı yani. Onlar olmadan hiçiz yani. İşte bunu o yüzden onlara gerekiyor. Çok çok şey borçluyum. Çok teşekkür ediyorum buradan da. İyi ki varlar. Tiyatroda özellikle bizi yalnız bırakmamaları lazım. Çünkü televizyonu açtın mı zaten seyrediyorsun. Onu sokakta bize yansıtmaları da harika ama tiyatroda bir para vermek zorundasın. Evet. Bir yerden bir yere gitmek zorundasın. Bunu yapan seyirciye de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü tiyatro seyircisiz asla olmuyor. Asla olmuyor ve iyi ki de yalnız bırakmıyorlar. Sizi kısa bir reklam arasına gidiyormuşuz efendim. Buyursunlar. Yeldan ve Fatih Koyunoğlu'yla müthiş bir saat kendi adıma geçirdim. Umarım ekrandan da yansımıştır bu güzel sohbetimiz. İki oyunun da Yende ve Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda devam ediyorsun. Devam İstanbullu ediyorum. Gelin'de yine çılgın karakterinde neler olacağını merakla bekleyeceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Çok keyifli. Teşekkür ediyoruz seyircimize. Bizi yalnız bırakmadıkları ben için. Ben de teşekkür ediyorum. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. Ne kadar şahane bir sunucusun. Ekibe binlerce kez teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok güzel bir saat geçirdim. Ne güzel, evet, ne mutlu, ne mutlu benim için. Bir intiharın genel provası ve Kafkas Seveşi Dairesi Tiyatro Adam'da devam ediyor. Yine sosyal medyadan ulaşabilirler. Evet. Bundan sonrası için bir hazırlığın, bir sürprizin olacak mı? Oyunlarla alakalı. Evet mı? Ya da yani, sinema olabilir. Hani bir sürprizin var mı yoksa şu an? Valla konuştuğumuz bir şeyler var. Daha kesinleşmemiş durumda. Ama olacak yani. İnşallah güzel şeyler İnşallah olsun. Hepimiz için. Ben de bir şey söyleyeceğim. Tabii ki, seve seve. İki ekipte de Tiyatro Adam'da da İstanbul'u Gelin'de de o ekibin bir parçası olduğum için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Bütün çalıştığım iş arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum yani. Çok şükür. Beni oranın parçası yaptıkları için yani. Evet.
Evet, aslında bu bunu, ne kadar önemli bunu değil mi? Bunu tüm söylemek yüreğimle lazım. Söylüyorum gerçekten. Evet. Yani oyunculuğu ben futbolla birebir çok benzetiyorum yani. Senin ne kadar yetenekli ya da ne kadar kıymetli olduğundan çok hangi takımın parçası olduğun çok önemli bir şey. Ben çok iyi takımlara denk geldim yani. Kendimi şans hissediyorum. Bütün takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ve bundan sonrası için de bol bol başarı diliyoruz. Hepinize. Hepimize. Çok teşekkür ve uğur ederim. Diliyoruz. Ayaklarınıza sağlık sevgili dostlarım. En yakın zamanda sizi sahnede seyretmenin heyecanı içerisindeyim ve umarım geleceğim. Siz sevgili seyircilerimiz her zaman söylediğimiz gibi tiyatroya lütfen gidin, izleyin, izlettirin. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar.